Bursaspor için 2017 yılının ilk yarısı adeta kabus gibi geçti. 2016-2017 sezonunun ilk yarısını topladığı 27 puanla 5. sırada tamamlayan Yeşil Beyazlılar, ligin ikinci yarısında eski günlerini mumla aradı. Ligde son galibiyetini 15. haftada Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenerek alan Yeşil Beyazlı takım, 16. haftada Gençler Birliği'ne deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu karşılaşma sonrası Hamza Hamzoğlu basın toplantısında istifa sinyalleri verirken, Bursa dönüşü yönetimle yapılan görüşme sonrası Hamzoğlu yola devam kararı verdi. Ligin 17. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, sonraki hafta ise sahasında bu sefer Adanaspor'a 1-0 yenildi. Maç sonrası Bursasporlu taraftarlar Hamza Hamzoğlu'na istifa çağrısının ardından yönetim kurulu da deneyimli çalıştırıcıyla yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma kararı aldı. 17 Aralık 2015 tarihinde Yeşil Beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, 6 Mayıs 2016'da ise sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte 50 resmi maçta takımın başında yer alırken, bu maçlarda 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Hamzoğlu Süper Lig'de ise 37 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi. Hamza Hamzoğlu görevinden ayrılmasının ardından Yeşil Beyazlı takım 21 yaş altı takımı teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde çıktığı Medipol Başakşehir maçından da 1-0 mağlup ayrılarak üst üste 4 haftayı puansız kapadı. Bursaspor ara transfer döneminde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendirirken biri bonservisiyle olmak üzere 2 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Yeşil Beyazlılar Ankara gücünden sol bek Onur Atasayar'ı 950 bin Türk lirası, Polonya'nın Wisla Krakow takımında forma giyen sağ bek Bobanjovic'i 300 bin euro, Gençler Birliği'nden Bogdan Stanku'yu da 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Yeşil Beyazlılar'da Luis Advincula bonservisiyle Vyukusane ve Thomas Nesit de kiralık olarak takımdan ayrıldı. Bursaspor Hamza Hamzoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Mutlu Topçu'yu getirdi. Topçu kendisini 1,5 yıllığına yeşil beyaz renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atarken, Bursaspor Topçu yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak uzun süre sonra hanesine puan yazdırmayı bildi. 2-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-0 yenilen Bursaspor'da tüm camiayı ayağa kaldıran olay bu karşılaşma sonrası yaşandı. Bursasporlu futbolcular dönüş yolunda taraftarların saldırısına uğradı. Osman Gazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi. Ellerinde sopalarla otobüse giren taraftarlar futbolculara saldırmaya başladı. Takımın bazı futbolcularının darp edildiği olayda milli kaleci Harun Tekin'in de yüzünde morluklar oluştu. Güçlükle otobüsten çıkarılan taraftarlar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan bu olayın ardından futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak, görevinden ve Bursaspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Tribünlerde yaşanan protesto, teknik direktör değişikliği, takım otobüsüne yapılan saldırı olayından sonra Bursaspor 10 maçta sadece 5 puan toplayarak hızla uçurumun kenarına doğru ilerledi. 23. haftada evinde Gaziantepspor'u 2-1 yenen Bursaspor, uzun bir aradan sonra galibiyet özlemine son verdi. 1-1 sona eren Osmanlıspor maçının ardından Yeşil Beyazlılar evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1, Konyaspor'a da deplasmanda 2-0 yenildi. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Bursaspor'da camia küme düşme korkusunu iyiden iyiye hissetmeye başlarken Yeşil Beyazlılar adına tek iyi güden şey ise küme düşme hattında bulunan takımların puan kaybetmesiydi. Evinde Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenerek rahat bir nefes alan Mutlu Topçu'nun öğrencileri bu maçın ardından üst üste gelen ağır yenilgilerle adeta çöktü. Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Yeşil Beyazlı takım son olarak sahasında Galatasaray'a 5-0'lık skorla kaybetti. Mutlu Topçu Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında teknik direktör olarak bütün sorumluluğu üzerine aldığını ve görevinden istifa ettiğini açıkladı. Benim üzerime düşen görevi bırakmaktır.
Bursaspor, Hamza Hamsoğlu'nun istifasının ardından 20. haftadaki Fenerbahçe maçıyla göreve başlayan topçu idaresinde çıktığı 10 maçta 6 yenilgi yaşarken 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Sezonun son düzlüğünde takımın başına Bursaspor Gençlik Geliştirme Program sorumlusu Adnan Örnek getirildi. Örnek'le birlikte Yeşil Beyazlıların eski oyuncusu İvko Gançev ve Hacı döneminde görev yapan İtalyan kondisyoner Giovanni de görev başı yaptı. Örnek'te Yeşil Beyazlıların kanayan yarasına ilaç olmadı. Ligde kalma yolunda en kritik maçlarından biri Çaykur Rize ile oynayan Bursaspor, deplasmanda rakibine 6-0 gibi tarihi bir farkla yenildi. Bu maçın ardından Adnan Örnek'in raporu doğrultusunda Dev Vale ve Deniz Yılmaz kadro dışı bırakıldı. Bursaspor Örnek'le çıktığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılırken son haftaya ateş hattının içinde girdi. Örnek, sezonun bitimine bir hafta kala hiç beklenmedik bir şekilde şok bir kararla görevi bıraktığını açıklaması camiada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Bir sorumluluk alıyorum. Bütün sezonun günahı da bende. Hatası da bende. Son hafta Çaykur Rize'nin evinde Alanyaspor'u yenmesi durumunda Bursaspor'un da ligde kalabilmesi için Trabzonspor'u deplasmanda yenmesi gerekiyordu. Ölüm kalım maçında Bursaspor, Yeşil Beyazlıların altyapısında yetişen yardımcı antrenör Mustafa Er'e teslim edildi. Takımın geleceğini tayin edecek bu karşılaşmanın hazırlıklarını Ordu'da sürdürme kararı alan timsah, Karadeniz'in yolunu tuttu. Maç öncesi Bursa'da tam anlamıyla seferberlik ilan edilirken, oyuncuların aileleri de gönderdikleri videolarla Yeşil Beyazlıları Trabzonspor maçına motive ettiler. Baba sana inanıyorum. Lütfen kaybetme. Baba, aleyküm. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u Horkiera ve Batajan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek küme düşmekten kurtulan Bursaspor, şampiyonluk yaşadığı 2010 yılının ardından 7 yıllık sürede kümede kalma savaşıyla burun buruna geldi. İkinci yarıda oynadığı 18 müsabakadan sadece 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 puan toplayabilen Bursaspor, sezonu 38 puanla 14. sırada tamamladı. Tarihinde rekor bir teknik adam değişikliğine giderek 5 farklı isimle maçlarına çıkan Yeşil Beyazlılar, sezonu 75 sarı, 7 kırmızı kart görerek kapatırken, en hırçın isim 7 sarı 2 kırmızı kart gören İsmail Konuk oldu. 34 maçta görev yapan kaleci Harun Tekin takımın bankosu oldu. Süper Lig'de oynamayan isimlerse Mert Günok'la kiralık gönderilen stoper Sane oldu. U21 takımıyla yapılan hazırlık maçında sakatlanan Serdar Kurtuluşsa sadece 6 maçta görev yapabildi. Yaşanan kabus gibi sezonun ardından Bursaspor yönetimi takımda yeni bir yapılanmaya gitti. Yeşil Beyazlılar ilk olarak ünlü Fransız teknik adam Paul Logan'le anlaşmaya vardı. 53 yaşındaki teknik adam Özgürce tesislerinde düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan tecrübeli teknik adam, geçen sezondan daha iyi bir sezon geçireceğiz. Ligin ilk tablosunda yer almak istiyoruz. Bursaspor taraftarı çok özel. Bunun da farkındayım dedi. Kadrosunda da geniş çaplı revizyona giden Bursaspor, 2 yerli 6 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarken, ikisi kiralık olmak üzere 4 oyuncuyla da yollarını ayırdı. İlk olarak Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı'yı kadrosuna katan timsah, ardından geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen defans oyuncusu Çiçi ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Belçika'nın Gent takımından Nijeryalı stoper William Troost-Ekongu da takıma dahil eden Yeşil Beyazlılar, orta sahasını güçlendirmek içinse İtalya'nın Udinese takımından Badu ve Portekiz'in Porto kulübünden Mikel Agu'yu birer yıllığına kiraladı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'da forma giyen 29 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusu Kembo Ekoku'yu da renklerine bağlayan Bursaspor, son olarak Trabzonspor'dan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'la 3 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil Beyazlılar ayrıca U21 takımında forma giyen Pascal Okoli, Yusuf Abdullah ve Kofi Atta'ya profesyonel sözleşme yaptı. Geçtiğimiz sezonu ikinci kaleci olarak geçiren ve yalnızca kupa maçlarında görev alan Mert Günok Başakşehir'e transfer olurken,
Genç oyuncu Mert Örnek ise Giresunspor'a bonservisiyle gitti. Çek golcü Tomas Nesit, Çek ekibi Slavia Praga, Boban Jovic ise Polonya takımı Slask Wrocław'a kiralandı. Yeşil beyazlı kulüp kombine bilet satışında 25.274.000 rakamına ulaşarak tarihinin en fazla satışını gerçekleştirdi. Yeni sezonu Avusturya kampıyla hazırlanan Bursaspor, 2017-2018 futbol sezonuna Başakşehir maçıyla start verdi. Timsah Lig'in ilk haftalarında transferlerin takıma geç katılması nedeniyle biraz sıkıntı yaşadı. Yeşil Beyazlılar'da teknik direktör Pologen ve yeni oyuncularla birlikte yaşanan olumlu değişim skorlara da yansırken, yabancı oyuncuların performansı camiada memnuniyet yarattı. Bursaspor Lig'in ilk yarısında iki farklı sistemle sahaya çıktı. İlk 7 haftada 4-2-3-1 sistemiyle mücadele veren Pologen'in öğrencileri bu sistemle 3 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Bu periyotta rakip fileleri 13 kez havalandıran Yeşil Beyazlılar kalesinde 12 gol gördü. Fransız teknik adam ligin 7. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşması sonrası 3-5-2 sistemine geçti. Yeni sistemle birlikte Bursaspor da yeni bir kimliğe büründü. Bu 7 haftalık maç periyodunda yenilgi yüzü görmeyen timsah oynadığı 4 maçı kazanırken 3 beraberlik aldı. İlk 7 haftaya göre 6 puan fazla toplayan Yeşil Beyazlılar kalesinde yalnızca 4 gol görürken 14 gol attı. Yeni sistemle birlikte Bursaspor'un sol kanat oyuncusu Aziz Behiç adeta gol makinesine dönüştü. 26 yaşındaki oyuncu attığı 5 golle takımın en golcü isimleri arasına girdi. 7 maçlık yenilmezlik serisi evinde oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona eren Yeşil Beyazlılar rakibine 1-0 yenilirken mücadeleyi 38.108 taraftar izleyerek Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda izleyici rekoru kırıldı. Gençler Birliği beraberliğiyle devreyi 25 puanla noktalayan Bursaspor puan sıralamasında 9. sırada yer aldı. Zira Türkiye Kupası'na 3. turdan giriş yapan Bursaspor, tek maç eliminasyon sistemine göre oynanan maçlarda Tarsus İdman Yurdu ve Yeni Altındağ Belediyesi'ni eledikten sonra 5. turda Adanaspor'la eşleşti. Bu turdan itibaren çift maç eliminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmalarda Yeşil Beyazlılar rakibini 2-0'lık skorlarla kupanın dışına itti. Son 16 turunda Bursaspor Gençler Birliği ile eşleşti. Yeşil Beyazlılar senenin son resmi maçında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek turu Bursa'ya bıraktı. Bursaspor'da amatör branşlarda 2017'de en dikkat çeken başarı basketbol takımından geldi. Türkiye Basketbol Ligi'nde dikkat çeken bir performans sergileyen Şemsettin Baş'ın öğrencileri playoff final turunda elenerek Süper Lig kapısından döndü.